Bolu Platformu öncülüğünde 48 sivil toplum kuruluşu tarafından Bolu Güney Çevre Yolu ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Turizm Otelcilik Meslek Lisesi restoranında düzenlenen ortak basın açıklamasına sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar, umarım Bolu'nun geleceği için hayati önem taşıyan bu konunun muhatapları Boluluların sesine kulak verir ve bu yanlışlığı kısa sürede düzeltirler dedi. Umarım Bolu'nun geleceği için hayati önemli taşıyan bu konumuzun muhatapları Boluluların sesine kulak verir ve bu yanlışlığı kısa sürede düzeltirler. Uzunca süredir muhtarlarımızla sivil toplum kuruluşları çevre yoluyla konulu ilgili çok boyut olarak değerlendirmeler yaptık. Değerli çalışmalarda bulunduk. Kendilerine çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Bolu Platformu Hukuk Kurulu üyesi Avukat Zuhal Demirci, güzergahın iptaliyle ilgili gerekçelerini sıraladı. Bu yol adı altındaki duvar yapıldığında yaklaşık 100 hektar tarım alanı yok edilecektir. İlerleyen yıllarda şehrin ortası olabilecek bir güzergaha 12 metreye varan yükseklikte ve 70 metre genişliğinde bir duvar inşa etmiş olacağız. Üstelik bu duvar toprak dolgu malzeme ile yapılmaktadır ve bu sebeple geçişler atlarda oluşacak bir nevi dehlizlerden sağlanacaktır. Çevre yolu bazı köylerin ortasından geçmekte ve köyleri ikiye bölmektedir. Yakın köylerdeki yaşamı da bu sebeple olumsuz yönde etkileyecektir. Turizm sektörü Bolu'nun gelecek vizyonunda en önemli yere koyuyoruz ve bu amaçla her fırsatta, her ortamda çalışmalar yapılmaktadır. Şehrimizin özellikle turizm ile ilgili geleceği, güneye doğru kaplıcalarımız, göllerimiz, dağlarımız ve yaylalarımız aksında gelişecektir. Yapılmak istenen Güney Çevre Yolu tam da bu tabii güzelliklerle buluşmak için şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kötü bir sürpriz olacaktır. Söz konusu yol şehrin hava kirliliğini oluşturacaktır, görüntü kirliliğini oluşturacaktır, ses kirliliğini oluşturacaktır. Bolu'nun güney bölgesi tüm fonksiyonlarımız ile olumsuz yönde değişecektir. Demirci açıklamasının devamında çevre yolunun Bolu için bir ihtiyaç olduğunu ancak farklı bir güzergahta inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Şehrin vazgeçilmez diğer bütün unsurları, özellikleri göz ardı edilmiştir. Tercih sadece ulaşım yönünde olmuştur. Şehrimize fazla zarar vermeden söz konusu ulaşım ihtiyacımızı farklı alternatiflerle projelendirilmesi mümkündür. Örneğin otoyolun doğu-batı arası ücretsiz olarak kullanılarak bu ihtiyaç kısa vadede görülebilir. Uzun vadede kuzeyde otoyola paralel bir güzergahta çevre yolu inşa edilebilir. Böylelikle yeni bir gürültü, hava ve ses kirliliği oluşturulmadan mevcut otoyol aksında bu yolun yapımı mümkündür. Demirci projenin iptali için dava açıldığını ve iptal için imza kampanyası da başlattıklarını söyledi. Bolu İdare Mahkemesi'nde projenin iptali için dava açmış bulunmaktayız. Kamu yararından daha çok mevcut güzergahı ile kamu zararı oluşturulacağı yönünde değerlendirdiğimiz çevre yolu projesinin yasal süreç sonucunda iptal edeceğini umut ediyoruz. Bolu Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nden 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle imza kampanyası için izin almış bulunmaktayız. Tüm halkımızdan mevcut projeyi çevre yolu yapımının iptali için başlatılan imza kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Demirci son olarak Bolu Platformu ve 48 Sivil Toplum Kurulu adına taleplerini iletti. Yerel ve merkezi idarelerimizin, kamu yöneticilerimizin, kamunun menfaati yönünde çalıştıkları ve çalışması gerekliliği hepimizin malumudur. Zaman zaman hatalı uygulamalar olabilir. Biz bu çevre yolu güzergahının çok boyutlu olarak ve yeterince araştırılmadan, Bolu'ya fayda ve zararlarının mütalaa edilmeden projelendirildiğini ve neticede hatalı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu hatalı uygulamanın bir an önce iptal edilmesi ve ihtiyaç olan çevre yolunun doğru bir güzergahtan yapılmasını istiyoruz. Bolu halkı bu yol güzergahını istemiyor. Bolu'ya, Bolululara ve Bolu'nun geleceğine zarar vereceğini düşünüyor.